Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru kitabında 2. bölüm 5. testin çözümünü yapacağız. Evet açılarına göre özel üçgenler konusuyla alakalı öğreniyorum testleri çözeceğiz arkadaşlar. O zaman çözüme başlayalım. Yukarıdaki verilere göre x kaçtır diye soruluyor. 30 var 45 var. Özel açı mantığını kullanacağız. Şöyle dikimizi çekecek olursak eğer. Burada ne çıktı? 45 45 90 üçgeni. Burada da 30 60 90 üçgen çıktı. E 7 kök ise gene kenarlar nedir? 7'ye 7'dir. E bu üçgende de 30 60 90 üçgeni var. 30'un karşısı 7 ise 90'ın karşısı da kaçtır? 2 katından dolayı 14'tür. Yani birinci sorunun cevabı böylelikle Cihan oldu. Geldik ikinci soruya. Hocam şunlar eşit verilmiş. Hemen açıları yazalım. 15 ise 15. 2 iç açı bir dış açıdan 30 çıktı burası. 30 60 ise burası da kaç oldu? 90 derece oldu. Bize ne verilmiş? Ali Bey uzunluğunu 4 kök 3 olarak vermişler. Şimdi bizden x deniyor. Hocam 30'un karşısı ilk önce şuradaki üçgene bakalım. 30 60 90 üçgeni arkadaşlar. 30'un karşısı 4 kök ise 90'ın karşısı 8 köküştür. 30'un karşısı 4 kök 60'ı karşısı köküç katından dolayı 12'dir. E x kenardan dolayı burası da 12. Cevabımız ne yaptı? 8 kök artı 12 yaptı. Yani 4 parantezin alınca 2 kök artı 3'e mi eşit oldu arkadaşlar? Evet. O zaman cevabımız 2 kökü 3 yani 4 parantezinde cevabımız böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Geldik 3'e. 30 60 90 üçgeni direk var. 45 45 90 üçgende direkt var. 60 90 ise burası da 30 oldu o oldu. Özel üçgenler 60'ı karşı 6 kökü 30'un karşısı direk kökü bölünmüş hali 6 30'dan 90'a geçişte 2 katı 12 yapar. Sonra 45 45 90 üçgen olduğu için 12 12 burası da 12 kökü yaptı. E o zaman burada da 30'un karşısı 12 kök 2 ise 90'ın karşısı 2 katı 24 kök 2 yapar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu. Geldik 4'e. Çevre uzunluğu 72 cm olan bir eşkenar üçgenden bahsediyor. Bir eşkenar üçgenin çevre uzunluğu 72 ise bütün kenarlar birbirine eşit olduğundan 72'yi 3'e bölsen kaç yapıyor? 24 yapıyor. Bir kenarı 24 yaptı. Bir eşkenar üçgenin yükseklerin uzunlukları toplamı nedir diye soruluyor. Hocam bir yüksekliği çizsen Şuradan bir yükseklik çizdiğin zaman 30 30 oldu burası. E burası da 60 burası da 60 oldu mu? Oldu. E, tabanı iki eş parçaya bölecek. 12 12 oldu. 30'un karşısı 12 ise 60'ı karşısı da 12 kök oldu mu? Oldu. Arkadaşlar diğer eş yüksekliği de çizseniz yine aynı şekilde 12 kök bulacaksınız. Diğerini de çizseniz yine 12 kök bulacaksınız. Yani yükseklerin toplamı ne yapıyor arkadaşlar? Toplam 12 kök bütün yüksekler birbirine eşittir bu arada. Eşkenar de geldiğimiz anda bunu göreceğiz. Ama Çizdiğin yükseklik, çizdiğin yükseklik, çizdiğin yükseklik zaten eşit olduğunu da görürsün. 12 kök 3'ten 3 tane var. Dolayısıyla cevabımız 36 kök 3 yapar arkadaşlar. Yani cevap Ceyhan. Geldik 5'e. 60 ile 45 var. Hemen özel açı mantığını kullanmalıyız. Şuradan bir tane dik çizsek. Dik çizdiğimiz zaman hocam 45, 45, 90 üçgen oluştu. Ve burada da 30, 60, 90 üçgen oluştu. 90'ın karşısı 6 kök 6 ise 45 normal 45, 45, 90 üçgende dik kenardan hipotenüse geçiş kök 2 kattır. Hipotenüsten dik kenara geçiş nedir? Kök y'ye bölünmüş halidir. O zaman 6 kök y'yi sen kö pardon 6 kök 6'yı kök y'ye böldüğün zaman kaç çıkıyor dostum? 6 kök 3 çıkıyor. Yani burası 6 kök 3 burası da 6 kök 3 oldu. Peki şuradaki üçgende 60'ı karşı 6 kök 30'un karşısı normalde 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat 60'dan 30'a geçiş de kök 3'e bölünmüş hali yapar yani 6 yapar. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı da kaç yapacaktır? 1'e 2 orandan dolayı 12 yapacaktır. Yani 5. soru denizli oldu. Geldik 6'ya. Şuraya 60 vermiş. Hocam tamamı 90 olduğundan buraya 30 kaldı. 60 90 sa burası 30 yaptı. 30 90 sa burası 60 yaptı. E 60'ı karşı 4 kök 2. Ve buradaki 30'un karşısı isteniliyor bizden. Ne yapalım? Valla burada 60'ı karşısı verilmiş. Valla yapacak bir şey yok. 60'ı karşı 4 kök 30'un karşısı. 4 kök 2'nin kök, kök 2'ye bölünmüş hali değil midir? AH uzunluğu 4 kök Normalde 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat. O zaman kök 3'e böleceğiz. Kök 3'e bölünmüş hali. Tamam. Ben buraya ne buldum arkadaşlar? 4 kök 2 bölü kök 3 bulduk. Peki 60'ın karşısı buyken 30'un karşısı yine ne olacak? Kök 3'e bölünmüş hali olacak. O zaman x de 4 kök 2 bölü kök 3 bölü kök 3 yapacaktır arkadaşlar. E buradan da ne yaptı arkadaşlar? 4 kök 2 bölü kök 3 bölü kök 3. E, 4 kök 2 bölü kök 3 çarpı kök 3 yaptı. O da kök 3'te kök 3'ün çarpımı 3 yaptığından 4 kök 2 bölü 3'e eşit olacaktır arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle balı kesir yapmış oldu arkadaşlar. Geldik 7'ye. Kare bir kağıt şekilde gösterildiği gibi bir köşegen boyunca kesiliyor. Arkadaşlar bu bir kare kağıt olduğundan bütün kenarlar birbirine eşittir. A hocam x kenardaki dik üçgen yani burası 45 45. E o zaman burası da 45 45 oldu mu oldu. Sonra bu şekilde yapıştırmışım. Yani bu üçgen nasıl bir üçgen? 45 45. E hocam burası da 45 burası da 45. Buna göre yapıştırılarak elde edilen üçgenin en uzun kenarı diğer kenarların uzunlukları toplamının kaç katıdır diye soruluyor bize. Şimdi ben bu üçgeni mi elde ettim arkadaşlar? Evet bu üçgenin en uzun kenarı. Hocam şurası 90 derece olduğundan şurası değil midir? Diğer kenarların toplamının kaç katıdır diye soruluyor. Arkadaşlar burada ne çıktı? 45 45 90 üçgen çıktı. Burası da x burası da x e, burası da x kök e, e kim oldu? Evet senden en uzun kenar x kök e. 2. Diğer iki kenarın kaç katıdır diye soruluyor. Yani 2x'e böl diyor sana. E buradan böldüğün zaman x'ler gitti. Cevapta ne çıktı? Kök 2 bölü 2 çıkar arkadaşlar. 7. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 8'e. Hocam 105 parçalanabilir bir açı. Özel bir açı deyip ikiz kenarlı dik üçgen gördüğümüz için şöyle bir dik üçgen oluşturabiliriz. Buradaki açı 45-45 yaptı ve tamamı 45-105 yaptığından burası 45 ise buraya kaç kaldı? 60-60-90 ise burası da 30 oldu mu? Oldu. E o zaman burada 6 kök 2 ise burası da 6 kök 2. 6 kök 2'nin kök katından dolayı burası 12 mi çıktı? Evet. E buradaki üçgende de 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6, 60'ı karşısı da kaç yapar? 6 kök 3 yapar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle C han oldu. Geldik 9'a. Hocam 60'ı gördük. Hemen bir tane dik çizelim böyle dersek olmaz. Niye? Hocam 60 işte 30 60 90 oluştu ama yan tarafta ne, ne oluştu? Bir 15 75 90 oluştu. Gittiğimiz yol yol değil. Hemen sil. Öncelikle şuraya bakacak olursak arkadaşlar 15 60 75 burası 105 yaptı. Buradan dik çizdin olmadı. E hocam buradan dik çizsek söyle karşına yine 15 75 90 çıkıyor. Gittiğimiz yol yol değil arkadaşlar. E hocam sen buradan dik çizdin olmadı. Buradan dik çizdin olmadı. Bir de buradan dik çizsen ne olur böyle? Buradan dik çizsen de bak burası 75 Yine 15, 75, 90 çıktı. Kendi emeğine dik çizdiğinde karşına 15, 75, 90 çıkıyorsa gittiğin yol, yol değildi. E hocam ben bütün köşelerden dik çizdim. Özel üçgen çıkmadı ne yapacağım? Son çare notumuz vardı. Son çare notumuz neydi? Küçük açıya ait ikiz kenar oluştur demiştik. Hocam 15'e ait ikiz kenar oluşturacağız o zaman. 60'ı mı parçalayayım hocam 15, 15? Hayır. 60 parçalanmaz. Özel bir açı. Nereye şey yapacaksın? O zaman buradaki açıdan bir 15 derece ikiz kenar alacaksın. 15 alsan. Hocam şununla şu ikizkenar kenar oldu. İki iç açı bir dış açıdan. Burası 30 oldu. 30-60 ise burası da 90 oldu. Bitti soru. 30'un karşısı 6 ise. 90'ın karşısı 12'dir. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 köküçtür. Hocam burası da 6 köküç. AC uzunluğu o zaman ne oldu arkadaşlar? 12 artı 6 köküçe eşit oldu. Yani 6 parantezinde 2 artı köküçe eşit oldu arkadaşlar. Dolayısıyla 9. soru böylelikle balık kesir oldu. Geldik 10. soruya. Bir ABC üçgeninde AB ve AC kenarlarının uzunluğu BC kenarının yüksekliği dur. Bir ABC üçgeninde bir ABC üçgenini çizeyim şöyle. Çizdim. Çizdikten sonra diyor ki AB ve AC kenarları AB ve AC kenarlarının uzunluğu BC kenarının yüksekliği BC kenarının yüksekliğinin sırasıyla evet BC kenarının yüksekliğinin sırasıyla kök 2 ve 2 katıdır. Hocam burası haşken Burası H köküymüş, burası da 2H'mış. Evet AB ve AC kenarları tekrar okuyoruz. BC kenarının yüksekliğinin sırasıyla kökü katı ve kaç katıymış arkadaşlar? 2 katıymış. Buna göre bu üçgenin en büyük açısı kaç derecedir? Arkadaşlar H var, H kökü var. E bu Pisagor yapsam burası da H gelir. E ne oldu? İkiz kenar dik üçgen yani burası 45-45-90 üçgen oldu. Hocam 90'ın karşısı 2H hangi açının karşısı ağaçtır burada da? 30, 60, 90 üçgenidir arkadaşlar burası. Bizden ne isteniyor? En büyük açısı. Hocam burası 105. Burası 45. Burası da 30. Bizden ne isteniyor? En büyük açısı isteniyor. Dolayısıyla cevabımız 105 yaptı arkadaşlar. 10. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 11. soruya. Şimdi başka bir şeyler verilmiş mi? 2 verilmiş. 2, verilmiş. 45 verilmiş. ha Hocam 45 90 sa buradaki açı da 45'tir. E hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşittir. E o zaman ben buraya bir A dersem. Burası A artı 2 ise burası da A artı 2 mi olacak? Evet. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şuradaki üçgende ne yapılırsa onu yapacağız. Pisagor. Yap bakayım Pisagor'unu. 2 kök 13'ün karesi eşittir. A artı 2'nin karesi artı A'nın karesi. Ben e, tabii çok soru çözmekten kenarların ne olduğunu biliyorum ama bunu açacağız arkadaşlar. Kenar bu arada 4 çıkıyor. 4, 6, 2, kök 13 hissederek. Ama ben hissedebilirim ama siz bunu hissedemeyebilirsiniz. O yüzden açarak yapayım. 52 eşittir. A kare artı 4A artı 4 artı A kare yaptı. Yani 52 eşittir. A kare artı 4A. 2A kare artı 4A artı 4 yaptı. Buradan 2'ye böldüğümüzde 26 eşittir. A kare artı 2A artı 2 yapar. O zaman denklem ne çıktı? A kare artı 2A. 26'yı attık öbür tarafa. Eksi 26. Eksi 24 yapıyor. Eksi 24 eşittir 0 oldu. Hocam 6'ya 4. Artı 6'ya eksi 4 dersek çarpımları eksi e, 24. Toplamları artı 2A yaptı. Buradan A artı 6'ya A eksi 4 geldi. Şuradan A eksi 6 gelir. Buradan A 4 gelir. Eksi 6 uzunluk değeri olamayacağı için arkadaşlar A'yı 4 bulduk. A 4 çıktı. Bizden ne isteniyor? AB uzunluğu isteniyor. A4 ise burası 6 çıkar. 6 6 ise Ali Bey uzunluğu o zaman ne olacaktır arkadaşlar? 6 kök 2 olacaktır. Yani cevabımız böylelikle C an olur. Niye? İkiz kenar dik üçgenden 6'yı bulduk ya. 6 6 6 kök 2 yapar arkadaşlar cevabımız. Evet 11'i de C han bulduk. Geldik 12'ye. Hocam 45 var 30 var. 2 tane özel bir açı var. Hatta 2 iç açı 1 dış açıdan. Burası 75 burası 15. Hocam 15 75 90 çıktı karşımıza. Valla arkadaşlar yapacak bir şey yok. Çünkü niye? Ee, bu hali hazırda vardı. Orada yapacak bir şeyimiz yok. E ne yapalım? Şuradaki 45 ve 30'un mantığını kullanalım. Bu 15 75 90'da bir şey bilemiyorum. Aa, büyük üçgende ne var? 30'un karşısı 15. 90'ın karşısı kaç yapar? 30. Çünkü 1'e 2 oran var. Peki Büyük üçgende aynı zamanda burası da ne olacaktır? 30'un karşısı 15, 60'ı karşısı da 15 kök 3 bu yapar. Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burada da valla şu 45'i ve 30'u kullanalım. 45'i hiç kullanmadık yani en azından. Burada direkt 30, 60, 90 üçgeninden çıkar mı? Çıkmaz. Başka bir şey yapabilir miyiz? Şuradan bir dik çizeyim arkadaşlar. 45'i kullanmak için. 45'in mantığını kullanmak için. Hocam hem burada 45, 45, 90 üçgen çıktı. Hem de burada 30, 60, 90 üçgeni çıktı mı? Çıktı. E burada ne yapacağız arkadaşlar? Ya normalde şurada 15 75 90'ın özelliğinden daha kolay çıkacak da e, ya daha zor çıkacak 75'in karşısı bu. Normalde 15'ten 75'e geçiş 2 artı kök 3 katı ama siz bunu bilmiyorsunuz. Bilmeyin de zaten. Şuradaki 45'e ve şuradaki 30'un mantığını kullanın. Hocam 45 45 93 üçgen çıktı. Ben buraya bir y dersem 45 45 90 üçgenden burası da y olur. Hocam burası 30'un karşısı y ise 60'ın karşısı da y kök 3 mü olur? Evet. Bakın arkadaşlar y kök 3 artı y'yi kaç bulduk bu 30 bulduk. Y parantezini alırsam kök 3 artı 1 eşittir 30 oldu. Y buradan 30 bölü kök 3 artı 1 yaptı. Buradan kök 3 eksi 1 eşleniyle çarparsam y de buradan ne yapacaktır arkadaşlar? 30 çarpı kök 3 eksi 1 bölü karesi eksi karesi. Yani 2 mi yaptı arkadaşlar? Evet. Y'yi buradan 15 2 ile 30 sadeleşince 15 kalıyor arkadaşlar. 15 çarpı kök 3 eksi 1 bulduk. Yani 15 kök 3 eksi 15 bulduk. Peki 30'u karşısyiyeken 90'ı karşı 2'ye değil mi? O zaman 2'ye uzunluğu da ne yapar arkadaşlar 30 kök 3 15 değil midir? 30 kök 3 eksi 15'dir. Şimdi dikkat edin arkadaşlar şurası x artı bu 15 mi eşit yaz x artı 30 kök 3 eksi 15 eşittir 15 kök 3 olacağından atıyoruz öbür tarafa Doğru değil mi burası? Evet, atıyoruz öbür tarafa. Şunu öbür tarafa attığımız zaman işlem hatası yapmışız. Burası kaç olacak arkadaşlar? 2 ile çarpmışı 30 kök 3 eksi 30 olacak. Çok özür dilerim. Şurası 30 olduğundan dolayı 30 kök 3. Bakın tekrarlıyorum. X artı 30 kök 3 eksi 30 eşittir 15 kök 3 olacak. E buradan da x'i yalnız bıraktığımız zaman ne geliyor arkadaşlar? E 15 kök 3 eksi 30 kök 3 eksi 15 kök 3 geldi eksi 30 da öbür tarafa artı 30 geldi. Evet. 30 eksi 15 köküz şeklinde cevabı buluruz arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı? Denizli çıktı. Ve böylelikle 5. testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 6. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.